Merhabalar arkadaşlar. Metotlar konusunu işleyeceğiz. Hemen bir proje oluşturarak dersimize geçelim. New diyorum. Java proje diyorum. Metotlar diyelim arkadaşlar. Hemen finish diyerek bir proje oluşturalım. Projemiz burada arkadaşlar. Hemen main sınıfımızı yani işlem yaptığımız ana sınıfımızı oluşturalım. New diyorum. Class diyorum. Bir tane şuraya main. M'si büyük olsun. İsterseniz bu tiki işaretlemedim. Burada ekleyelim. Şimdi bu main sınıfım. Bir de main metodum olması gerekiyor. Önce onu da ekleyelim. Main yazdım. CTRL ile birlikte boşluk tuşuna bastım arkadaşlar. Enter'ladım. Gördüğünüz gibi bu da main metodum. Biz zaten neyi göreceğiz arkadaşlar? Bu ders metotları göreceğiz. Konu başlığını yazayım isterseniz. Metotlar. Tabii bu metotlar C ve C++'da fonksiyonlar olarak bilinir. Fonksiyonlar veya metotlar aynı şeydir. Şimdi metotları şu şekilde tarif edeyim arkadaşlar. Herhangi bir eylem veya hareket anlamına gelir. Mesela koş diye bir metodumuz olabilir ve bu koş metodumuz bir hareket gerçekleştirir. Yani metotlar biraz daha işlem yapmaya yönelik bazı şeylerdir. Yani kod bloklardır. Şimdi mesela ne diyelim? Main'in içerisinde, şurada main metodumuzun içerisinde biz ne yapıyoruz? Bir CSOut'la selam diyoruz. Daha sonra tekrar selam vermemiz gerektiği zaman bir daha bunu yazıyoruz. Selam diyoruz. Burada main biraz kısıtlı bir bölge arkadaşlar. Yani çok fazla kod yazdığımız zaman belli bir süre sonra hangi kodun ne işe yaradığını bilemeyiz. Kontrolden çıkar. O yüzden bizim imdadımıza metotlar yani fonksiyonlar yetişiyor. Bazı şeyleri main'in dışında yapıyoruz. Ancak main içerisinde sadece onun ismiyle çağırıyoruz. Tabii metotlar temel olarak ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Geriye değer döndürmeyen ve döndüren. Yani bu döndürmeyene void diyeceğiz. Diğerlerine döndürdüğü tipe göre integer bir sayı döndürebilir ya da double bir sayı döndürebilir. Ya da mantıksal true false değeri olan boolean bir değer döndürebilir. Şimdi bir selam veren bir fonksiyon oluşturalım. Yani metot oluşturalım. Geriye değer döndürmez. Nasıl yapacağız? Şimdi ana metodumuzun dışındayız. Şuradayız arkadaşlar. Tabii bir metotların bir erişim belirleyicisi de var. Bir de statik dediğimiz bir yapısı var. Onları sonra daha sonra işleyeceğiz ama siz o kısımlara takılmayın. Bizim metodumuz ne iş yapsın? Selam versin. O zaman ne yapalım? Bir selam diye bir ya da selam ver diye bir metodumuz olsun. Bu metodumuzun görevi de selam vermek olsun. Ne yapalım? Şöyle herkese selamlar diyelim. Şöyle biraz uzatalım. Şimdi burada erişim belirleyicisi varsayılan olarak public. Ancak biz buraya geriye değer döndüren mi döndürmüyor mu? Eğer döndürmüyorsa void yazacağız. Yok değer döndürecekse bu void yerine ne döndürecek? Integer bir değer döndürebilir ya da double bir değer döndürebilir ya da boolean dediğimiz mantıksal bir değer döndürebilir. Bizim şu anki ilk şeyimiz geriye değer döndürmeyen yani void olsun. Sadece herkese selamlar diye bir mesaj versin. Yani şu yapının dışına herhangi bir veri çıkmıyor. Şimdi bu metodu nasıl çağıracağız onu görelim hemen. Metodun ismini aynı yazacağız arkadaşlar. Neydi ismi? Selam ver. Şimdi selam ver çağırdım. Ancak burada bir statik bir durum var. Onu da ekleyeceğiz. Onu da ekledikten sonra buradaki uyarı gidiyor. Şimdi F11'e bastım arkadaşlar. Burada herkese selamlar diye bir mesajı gördük. Buradaki yapımız ne arkadaşlar? Geriye değer döndürmeyen yani void olan ve sadece selam veren bir fonksiyon. Biz bunu geriye değer döndürme durumunu nasıl yapacağız? İsterseniz onu da şöyle hemen altına kopyalayayım şunu. Aradaki farkı görelim. Burada artık geriye döndüreceği bir değer ne olsun? Integer olabilir, double olabilir. Biz bunu integer dönüştüren bir tam sayı değeri gönderecek. Yani bu fonksiyonun dışarısına bir tam sayı çıkması gerekiyor. Artık ne yapacağız? Şunu silelim. Return diye bir anahtar kelime kullanacağız. Bu return bu fonksiyonun dışarısına değer döndürecek. Ne diyelim? 10 diyelim.
Bu fonksiyon geriye sadece 10'u döndürüyor arkadaşlar. Bir görelim isterseniz. CS out'la artık tabi döndürülen değeri görmek istiyorsak böyle yapalım. Ya da bir değişken tanımlayalım. Integer sayı diyelim. Şu fonksiyonu tekrar selamla demeyelim de arkadaşlar. Selamla biraz mantıklı olmaz. Tam sayı gönder diyelim. Böyle bir fonksiyonumuz olsun. Tam sayı gönder. Şimdi buraya tam sayı, şöyle CTRL ile birlikte space'e bastım. Fonksiyonun ismi otomatik geldi zaten. Bu şekilde yazmış olduk. Otomatik yazmış olduk. Şimdi onu göreceğiz arkadaşlar. Yani fonksiyonun içerisindeki 10 buradaki değişkene gelecek. Biz bu değişkeni şurada yazdıralım sayı. F11'e bastım. Gördüğünüz gibi onu gördük. Tabii daha öncesinde de selam ver fonksiyonu çalıştı. Herkese selam ver dedi. Ve onu da ekrana yazdırdım. Biz burada onu döndürdüğümüz gibi arkadaşlar ne yapabiliriz? İşlem yapabiliriz. Mesela ne diyebiliriz? İki tane sayı toplayan bir işlem yapalım. Integer S1, S2 olsun. S1 kullanıcıdan alalım isterseniz arkadaşlar. S1'i CSOut diyelim. Sayı 1. Şöyle kullanıcıdan alalım. Tabi hemen ne yapıyorduk? Sayı 1 almamız için bir scanner sınıfından bir nesne üretmemiz gerekiyor. Hemen onu oluşturalım. Şurada scanner, scan diyelim. Gene new scanner system.in. Şimdi alalım sayı kullanıcıdan. S1 eşittir scan.nextInt diyelim. Tabi bu scan sınıfını ekleyince arkadaşlar şuraya scanner kütüphanesinde ekledi otomatik. Eğer eklemezse bunu şuradan ekleyin arkadaşlar. Şimdi sayıyı, birinci sayıyı aldık. İkinci sayıyı hemen şöyle kopyalayayım. Burada kullanıcıdan hemen ikinci sayıyı da alalım. Yapıştırdım. Sayı 2 diyelim şöyle. Şuradaki S1'i de S2 yapalım. Daha sonra biz bunu geriye değer döndüreceği için artık döndürelim. Neyle döndürüyorduk? Return'le. Neyi döndüreceğiz? S1 artı S2. Geriye döndürelim. Şimdi ne yapalım? Burada bu sayıyı görelim. Sayı değişkeninde tuttuğumuz bu sayıyı görelim. F11'e basıyorum ben arkadaşlar. Önce herkese selamlar diye bir fonksiyonumuz çalıştı. Şu fonksiyonum çalıştı. Herkese selam verdi. Daha sonra burada ikinci fonksiyonum olan tam sayı gönder fonksiyonum çalıştı. Gitti buraya tam sayı gönder fonksiyonum. Önce burada değişken tanımlamalarını yaptı ve sayı 1'i bizden istedi. Sayı 1. Sayı 1'imiz 15 olsun. Enter'ladım. Gördüğünüz gibi sayı 2 istiyor. Sayı 2'miz de 25 olsun arkadaşlar. Enter'ladım. Toplamlarının 40 olduğunu bana döndürdü. Gördüğünüz gibi 15 ile 25'in toplamının 40 olduğunu döndürdü. Burada geriye döndürme arkadaşlar buraya ekrana yazma değil. Bunu ayrımını şöyle söyleyeyim. Fonksiyonu çağıran, mesela burada ben fonksiyonu çağırdım. Bu fonksiyon geriye bir değer döndürdü. Döndürdüğü değeri de bu sayı değişkeni tutuyor. Ancak şu selam ver fonksiyonu geriye değer döndürmüyor. Yani şurada herhangi bir değer tutmuyorum. Değişken tanımlamadım. Burada tanımladım. Tabi burada geriye değer döndürmeyi değişkende tutabileceğim gibi şunu alayım isterseniz şöyle. Şurada direkt şunun içerisine de yapıştırabiliriz. Şöyle tuttum taşıdım. Şu sayı değişkenini sildim. Artık sayı değişkenine ihtiyacım yok. Geriye değer döndürdü. Buraya döndürdü. Ve ekrana yazdı. Bu da olur yani. Şimdi bir tekrar F11'e basalım. Tekrar yapalım isterseniz. 30 dedim. 40 dedim. Enter'ladım. Gördüğünüz gibi toplam 70 dedim. Şimdi bir zamana bakayım arkadaşlar. Burada ne yaptık? Geriye değer döndüren ve geriye değer döndürmeyen fonksiyonları gördük arkadaşlar. Bu videoyu burada bitireyim. Bir de fonksiyonların parametre durumları var. Onu da bir sonraki dersimizde işleyelim. Bu ders burada durduruyorum arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar.